Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Dedenin halleri. Dede İmam-ı Azam'a göre tümden baba gibiydi. Fakat İmameyn ve diğer üç mezhebe göre farklıydı. Bu arada dedenin babadan farkları dört maddede el alınmış, hemen söylüyorum. İsterseniz kaynağı da söyleyeyim. Kaynağı dur bakayım. Veya bulacağınız yeri söyleyeyim. Neredeydi bir bakayım da. Dedenin hallerini bir bulayım da. Sayfa 43. Dipnot 38. İhtilaflara nazaran ikinci satırdan okuyorum. Dede dört yerde babadan ayrılır. Bakınız 36, 38, 39 meseleler. Bir de 52. meselenin 26 nolu dipnotu. Ayrıca sayfa 53, 48. dipnot. Sayfa 53, 48. dipnotu ekledik. Şimdi ben özetliyorum onu. Dedenin babadan ayrıldığı yerler dört tane. Bir, kardeşleri sakıt etmesi konusunda ayrılır. İhtilafa göre. Bu bir, mukasemetul cedd. İki, annenin hallerinde anlatacağım. Annenin hallerinde eş artı baba beraber bulunduğu zaman, eş artı baba beraber bulunduğu zaman ana bakiyenin üçte birini alır. Bir örnek geçmişti. Bakiyenin üçte biri. Sülüsü ma yapka. Burada baba yine dede olursa ne olur? Ebu Yusuf'a göre aynı bakiyenin üçte birini alır. Fakat İmam-ı Azam ve diğerlerine göre anne doğrudan üçte bir alır. Yeri gelince yine söyleyelim. Üçüncüsü ninenin hallerinde gelecek fark. Nineleri sakıt etmede babadan ayrılır. Dördüncüsü de azat edenle ilgilidir. Onu geçiyoruz. Birincisi mukasemetul cedd. İkincisi anayı etkilemesi yönüyle. Bir fark var. Üçüncüsü nineleri düşürmesi yönüyle fark var. Onu da yeri gelince zaten anlatacağız. Şimdi örnekler yapalım. Dedenin aynen baba gibi olduğu durumlarda biz örnek yapmış olalım. Diyelim ki dede var. Kimin dedesi? Çizginin, Muris'in. Oğul var. Bu kadar olsun. Dede burada kaçıncı halde bulunuyor? Şuna kıyasla. Dördüncü hal diyelim. Ve şu bakiye. Mesela altıdan beş buna, bir buna. Şurada oğlun oğlu olsaydı yine aynı olurdu. Yanına yazıyorum. Yani ikinci bir mesele yapmış gibi oluyoruz. Aynı olurdu. Bir de bunun kız ile olanını yapalım. Dede, bir de kız yazalım. Ki burada oğlun kızı olsaydı yine aynı olurdu. Burası 1 bölü artı artı bakiye. Şurası 1 bölü 2. Mesela 6'dan 3 buna, 1 artı 2 buna. Bu da sadeleşirdi. 2, 1 ve 1. Böylece dedenin şuna kıyasla 1 ve 2 yani 4 ve 5'i yapmış olduk. 3'e geliyoruz. Bu iki halin olmadığı bir hal. Karı yazdım. Ondan sonra dede yazdım. Bir de mesela erkek kardeş A, B olsun. Yani verdiğimiz misalde Davut'la Veli. Şu 1 bölü 4 alır çocuk olmadığı için. Şu bakiye alır. Babanın şu hali, üçüncü hali. Bu da sakıt olur. Niye sakıt oldu? Sebep? Kurbi cihet. Dedenin çerçevesi 2, 12, 3. Öyleyse kurbi cihetten dede kardeşi götürdü. Tabii ki İmam-ı Azam'a göre söylüyoruz bunu.
Mesela 4'ten 1 buraya, şuna bir şey yok, 3'te buna. 3'te buna. Şurada biliyorsunuz baba olsaydı aynı olacaktı. Bir mesele daha yapıp dedeyi geçelim. Karı, baba, dede, bir de oğlum, kızı diyelim. Oğlun kızı kimdi? Hemen diyeceksiniz Ayşe. Dede kimdi? Bu da Ali. Şu 1/8 çocuk olduğu için. Çocuk olduğu için 1/8. Baba kaçıncı halde bulunuyor? 2. halde. Dede 7. halde. Sakıt. Bunun da alacağı 1/2'dir. Böylece meseleyi halledeceğiz. 8, 6, 2 kaçta birleşir? 24'te. Şuna 12. Şuna bir şey yok. Şuna şimdilik 4 vereceğiz. Şuna 3. Kaç kaldı? 5 kaldı. Sadeleşir mi? Sadeleşir. Şu 3'e bölünür 8. 3'e bölünür 4. 3'e bölünür 3. 3'e bölünür 1. Böylece terikeyi 8'e bölerek bunu hallediyoruz. Örnekler bulunsun. Temizce deftere çekin. Dede ile ilgili verdiğimiz örnekler hemen yanına kayıt edilsin. Şimdi geçiyoruz. Dedenin işini bitirdik. Kitaba göre arkasından gelen kişi ana bir kardeşler. Ana bir kardeşler derken kız ve erkek aynıdır. Kardeş diye yazıyorum. Ana bir. Ana bir bunun 3 hali var. Kardeşler ana bir 3 hali var. Sekiz. Tek oldukları zaman 1/6. 9. Çok oldukları zaman 1/3'ü paylaşırlar. 1/3'ü paylaşırlar. Feraizde çok demek 2 demektir. Yoksa cemiyede olduğu gibi 3 değil, 2'dir. Çok, 2. En az 2. 10, 6 kişi bunları sakıt eder. 6 kişiyle sakıt olurlar. 6 kişiyle sakıt olurlar. 6 kişi. Altı kişi kimlerdir? Çocuk deyince kaç kişi akla gelecekti? 4. Tamam. Çocuk. 4'ü çocuk. Artı baba, artı dede. Etti 6. 4 kişi çocuklar. Baba ve dede ekledik mi? Ana bir kardeşler sakat olurlar. Bunu yapalım. Şu 1/6. Şu 1/4. Geri tarafını siz yapın. Ana bir erkek kardeş tek olunca kaç alıyordu? 1/6. 8. hal. Şu verdiğimiz örnekte kimdi? Evet. Evet. Osman'dı, değil mi? Yanındaki kız kardeşi kimdi? Meryem. Ha. Meryem mi? Melahat. Ha, Melahat. Evet. Öyleyse bu bir nefsihi asabe. Düşüren de yok. Bakiyeyi alacaktır. Osman hepsini alır.
Bir nefsi asabedir, düşüren de yok. Zaten mal artmasın diye onu yazdım. Mal artarsa başımıza başka problem çıkar, onu sonra halledelim. Mesele 4-6 kaçta birleşiyor? 12'de. Şuna 2, şuna 2, şuna 3 ne kaldı? 5 de buna kaldı. 5 de buna kaldı. Burada ana bir kardeş şu 1/6 aldı. Bir de bunun kızlı olanını yapalım. Aynısını. Ana, kız kardeş, ana bir, efendim yine erkek kardeş, kardeş, baba bir olsun. Aynısı. Bu da aynısıdır. 1/4, 1/6, 1/6 ve bakiye. Yine 12'den 5 buna, 2 buna, 2 buna, 3 de buna. Yani ana bir kardeşlerde erkek ve kız fark etmiyor. Ana bir kardeşlerde erkek ve kız fark etmiyor. Aynısını verdik. Şimdi biraz karıştıralım. Şuraya karı yazdım. Yine ana yazalım. Erkek kardeş, ana bir yazdım. Kız kardeş, ana bir. Bir de şuraya amca yazayım ki mal artmasın. Amca B. Amca B kimdi? Ne? Olmadı ya. O kardeşti. O kardeş değil miydi? Ha, Vedat. Onun oğlu Sedat'tı. Onun oğlu kimdi? Tamam. İsimleri unutmayacağız. Şu 1/4. Şu 1/6. Şunlar iki tane bakınız. 1/3'ü paylaşırlar. Çok olunca iki tane oldu mu çok demiştik. 1/3. Onun örneği. Şu da mal artmasın diye koyduğumuz bir nefsi bir asabe. Mal artmasın diye. Kaçta birleşirler? 12. Şimdi buna şu ikisine 4 veriyoruz. 3'te 1'i 4. 2 buna, 3 buna. Mal arttı mı? 6, 9, 3 de buna kaldı. Peki 4'ü nasıl bölüşeceğiz? Böleceğiz. Eşit 2'ye değil mi? Eşit 2'ye bölünür çünkü ana birlerde fark yok. Masabeler gibi 2'ye 1 almazlar. Ana birlerde kardeşler 2'ye 1 almazlar. Eşit alırlar. Öyleyse şunu hiç yazmadan şöyle yazabilirdik. Tamam. İkisini şöyle 4 diye yazalım ki sonradan baktığınızda anlaşılsın. Peki bunun benzerini başka türlü yapalım. Karı yazdım. Ana yazdım. Ondan sonra erkek kardeş ana bir. Erkek kardeş yine ana bir. Kız kardeş ana bir. Bir de amca AB yazalım bu sefer. Bunu yapalım. Ana artıda bir. Karı 1/4. Geri yanı sizin. Geri yanı sizin. Ne dediniz? Erkek kardeş A, erkek kardeş A değil. Evet, 3 tane erkek kardeş var. Biri kız, ikisi erkek. İşte ben de onu göstermek için bu örneği verdim. 2, 1/3 ise bunlar da 1/3. Böylece 1/3. Yani bu örneğin için verdik. İkilisinde de üçlüsünde de aynı gidiyor. Örnek olsun diye. Şu da bakiye. Mesela yine 12'den 3 buna kalacak. Şu 4. Hemen 2-2 yazamıyoruz şimdi. Farklı oldu. 2 buna, 3 buna. 4'ü kaça böleceğiz? 3'e. 2 katına çıkarınca bölünmüyor. 3 katına çıkaracağız. Sonra 3 katı olacak. 36, 9, 4'er bunlara. 6 buna, 9 buna. Böylece eşit hisse almış oldular. Ana bir kardeşler.
Şimdi ana bir kardeşlerin sakat olduğu hallere gelelim. Takıldı. Kaç kişi sakat edecekti? 6 kişi. Sırayla örnek yapalım. Şuraya yine karı yazdım. Baba yazıyorum. Yok, babayı yazmayayım. Sırayla. Kız yazdım. Efendim, oğlun kızı yazdım. Erkek kardeş, ana baba bir yazdım. Efendim, kız kardeş, baba bir yazdım. Ne? Erkek kardeş, ana bir. Şu ana bir, bu baba bir. Sakıt olan halleri yazacağız. Hatta şu oğlun kızını siliyorum. Şaşırtmasın sizi. Böyle oldu. Kaç kişi sakıt edecekti? 6. Birisini kız olarak yazdım, bu. Öyleyse şu sakıt. Şu 1/2. Şu 1/8. Çocuk olduğu için. Şunu siz söyleyin. Kız kardeş B kimdi? İsim. Ne? Melahat. Ne oldu? Kız olduğu için. Şu kimdi şu? Şu? Fatma. Fatma ile beraber olunca asabı oluyordu. Bakın ya. Böylece mal artmadı. Mesela 8'den. Şuna bir şey yok. Şu 4. Şu 1. 3 de buna kaldı. Hocam, burada şöyle bir soru sorabilir miyiz? Birinci çerçevede kız değil mi? Ama kız, tamam, evet, devam et. Üçüncü çerçevede. Evet. Kızın bunu sakıt etmesi gerekir değil mi? Ama kız asabe değil ki. Asabı feraizden. Asabe olsaydı şu bakiye buraya gelecekti. O sakıt olacaktı. Şurada oğlun kızı olsaydı yine aynı olurdu. Buna not alın. Böylece ikinci bir örnek yapmıyoruz. Sakıt edenlerden burada ikisini göstermiş olduk. Oğlun kızı olunca aynı. Şimdi bir de oğullu yapalım. Karı, oğul. Şurada oğlun oğlu olsa yine aynı olurdu. Efendim, babayı yazmayayım. Kız kardeş veya erkek yazalım. Erkek kardeş A. Bir bölü 8. Şunun üzerine hisse gelmiyordu. Sadece bakiye geliyordu. Başka yok. Ve bunu sakıt edecek. Mesele 8'den, şuna bir şey yok. 7 bunun, 1 bunun. Böylece ikişerden 4 örnek yapmış olduk. 4 çocuk gitti. Şuraya da babalısını, dedelisini yapalım. Şuraya. Tamam. Böylece 6'ya çıkmış oldu. Şu 1/4. Çocuk yok. Baba hangi halde? Baba hangi halde? Üçüncü halde. Oğul kız yok. Öyleyse bakiye. Şunlar sakıt. Kim sakıt etti? Ya da dede. Mesele 4'ten. Şunlara bir şey yok. 3 buna, 1 buna. Böylece oğlun kızlarını sakat edenleri bitirmiş olduk. 4 çocuk, baba ve dede. Baba ve dede. Şurada 6 tane örnek var yani. Şurada 6 tane örnek var. Şimdi biraz karışık bir şey verelim ve bunu artık bitirelim. Karı, oğul, kız, efendim, baba, dede ve erkek kardeş
Ana bir. Bunun iflah olması mümkün değil bu durumda. Şurada oğlun oğlu, şurada da oğlun kızı olabilir. Fark etmez. Altısı birden bulunuyor şimdi örnekte. Şu bölbülü 8. Nasıl, son ikisi farklı mı? Ha, tabii. Baba 1/6. Dede sakıt. Niye düşürdü? Kurbi derece. Ali Veli'yi düşürdü. Şuna gelelim. Sakat. Altısı birden var şimdi bu örnekte. Altısı birden var. Şuna gelelim. Evet. Bakiye. Bakiye. Şu bir nefsi asabe. Şu bir gayrihi. Bu kimdi bizim örnekte? Taha. Şu. Şu. Yasin. Ayşe. Bir daha aşağı inersek Süleyman'la. Evet. Hatice. Süleyman'la Hatice. Örnekler unutmayacaktınız. Evet. 24'te birleşiyor. Şurası 4. Şurası 3. Bunlara 17. 17'yi kaça böleceğiz? 2 ise burada. Bir de vur. Burada var. Etti 3. 72, 3 katına çıkarıyoruz. 12, 17, 34 ve 9. Toplayın 12 ediyor mu? 72, 12 diyorum. Ediyor, tamam öyleyse. Böylece ana birin feraizdeki adı evladı um. Feraizdeki adı evladı um. Evladı um ya da benul ahyaf. Benu, şurayı yazayım da sileyim. Benu el ahyaf. Benul ahyaf. Feraizdeki adı. Evet. O çayı benim yerime siz için. Teşekkür ediyorum. Ne güzel işte için. Burayı siliyorum. Şimdi kitaptaki sıraya göre koca ve karıya geldik. Şuraya koca yazıyorum. İki hali var. İki hal. 11. Çocuk varsa 1/4. 12. Çocuk yoksa 1/2. Kocanın hali, halleri. Çocuk varsa 1/4, çocuk yoksa 1/2. Örnekler. Koca yazdım. Gördüklerimizden baba yazayım. Dede yazayım. Ondan sonra efendim erkek kardeş ana yazdım. Hepsini gördük bunların. Hadi bunu siz çözün. Ne? Baba kaç? 1/6. Nasıl 1/6 ya? Çocuk yok ki. 3. 1/6'dan mal artar. Kime vereceğiz? Adam yok. 1/2. Bakiye. Sakıt. Sebep. Kurbi derece. Ve şu sakıt. 6 kişiden ikisi var. Mesele 2'den. Bir buna ve bir buna. Bunu daha uzatmayalım. Kocanın işini bitirelim. Biraz hızlanalım. Koca yazdım. Çocuk yazıyorum. Şurada oğlun oğlu da olabilir bunun yerine. Yeter. Daha fazla yazmayalım. Hızlanıyoruz. Çocuk yazdık bu sefer. Kaç oldu?
Oğlun üzerine başka rakam gelmiyor. Bakiye. Mesela 4'ten 3 buna, 1 buna. Şimdi bir de bunun kızlı olanını yazalım. Koca, kız, şu oğlun kızı da olabilir. Ondan sonra bu kadar yetsin şimdilik. Ama mal artar, mal artar. Malı arttırmayalım. Kız kardeş AB. Yani kim kız kardeş AB? Meryem. Kız kimdi? Oğlun kızı kimdi? Ayşe. Tamam. Şu 1/8 4. Şu 1/2. Şu bakiye. Asaba ma gayrihi. Ma gayrihi. Mal artmadı böylece. Mal artarsa ne olur onu ayrıca hesabı var. Mesela ikisi kaçta birleşir? 4'te. 2 buna, 1 buna, 1 de buna kaldı. Şimdi hepsini karıştırıp verelim. Koca yazdık, baba yazdık, oğul yazdık, kız yazdık, kız yazdık. Şuna oğlun oğlu diyebilirdik. Şuna da oğlun kızı diyebilirdik. Fark etmiyor. Ondan sonra bir de ana yazalım. Koca kaç alır? Şu? 6. Şunlar bakiye. Ana 1/6 alır. Burada görmediğimiz sadece ana var. O da 1/6. Şimdi kaçta birleşti bu? 12'de. 2 buna. 2 buna. 3 buna. Ne kaldı? 5. 5'i kaça böleceğiz? 3. Öyleyse şunu 36'dan yapabiliriz. 6 buna, 5 buna, 10 buna, 6 buna, 9 buna. Böylece kocanın hallerini de bitirdik. Artık hızlanıyoruz. Karı iki hali var. 13. Çocuk varsa 1/8. 14. Çocuk yoksa 1/4. Bakınız karı çocuğu, kocanın yarısı hisse alıyor. İçeri epeyce sıcak oldu değil mi? Evet, tahtayı siliyorum. Önce çocuksuz olanı yapalım. Karı, baba. Bir bölü dört, çocuk yoksa bakiye. 4'ten 3 buna, 1 buna. Çocuksuz olanı yaptık. Şimdi çocuklara geçelim. Mesela oğul diyelim. Burada oğlun oğlu da olabilirdi. Ama aynen baba gibi olacaktı. Fakat bu artık 1/8 olacak. Çünkü çocuk var. Bakiye. 8, 7, 1.
Çocuklu örnekleri de böyle sırayla birer örnek verelim. Karı, kız, şurası oğul olabilir. Ve mal artmasın kız kardeş B diyelim. B kimdi kız kardeş B? Melahat. Melahat. 1 bölü 8. Niye 1 bölü 8? Çocuk var. 1 bölü 2 ve bakiye. Asabe ma gayrihi. Mesele 8'den. Şuna 4, şuna 1, şuna 3. Karı, oğul, ama bu oğul katil olsun. Çizgiyi öldürmüş Murisi bir an önce. Baba, bunu yapın. Buna karışmayacağım. Oğul katil. E ona göre yapın. Ne? Nasıl? Ya bu oğul mahrum değil mi? Bir dakika, mahrum değil mi? Mahrum başkasını etkiliyor muydu? Yok, yok sayılıyordu. Öyleyse bu meselede çocuk yoktur. Öyleyse karı 1 bölü 4. Baba hangi halde bulunuyor? Baba? Üçüncü hal. Oğul yok. Bakiye, sakıt. Oğlun üzerine ya bakiye gelir ya sakıt gelir. Sakıt da kolay kolay gelmez. Başka yok. Mesela 4. 3 buna ve 1 buna. 3 buna, 1 buna. Şimdi karıyla ilgili bir mesele daha öğreneceğiz. Şöyle çizgiyi çektim. Karıyı iki tane yazdım. İki tane yazdım. Ondan şuraya da oğul diyelim. Tamam. Söyle. Bir önceki örnekte mesela ilerleyen süreçte babası ölünce yani oğula da konum olarak mirası kalmayacak. Yok. Oğul. Ha dur. Kim öldürmüş? Oğul. Babasını öldürmüş. Sonra dede, bu bunun dedesi. Evet. Dede ölünce dededen buna miras kalır. Çünkü onu öldürmedi. Evet. Evet, onu öldürmedi. Çizgiyi öldürdüyse mahrum oluyor. Evet. Ha, iyi serinledik ya. Biraz açık kalsın burası. Ne dediniz? Çizgiyi öldüren oğlu miras olabilir mi? Çizgiyi öldüren oğlun oğlu. Evet. Tamam, onu da yapalım. Şuraya karı yazdık. Oğlun oğul yazdık. Katil. Oğlun oğlu. Bu örnekte bulunsun sizde. Oğlu. Baba. 1 bölü 8. Sakıt. Bakiye. 1 bölü 6. 1 bölü 6. Mesela 24'ten. 4 buna. Şuna bir şey yok. 3 buna, 17 de buna kalır. Oğlun oğlu olduğu için. Ona bir şey vermedik. Katile bir şey vermedik. Katilin oğlu olmayabilir de. Öbür oğlan oğlu olabilir. Katilin oğlu da olabilir. Şimdi şuraya gelelim. Şunu yapalım. 1/8 bakiye. İkisine ortak 1/8 veriyoruz. Ayrı ayrı 1/8 verilmemektedir. Ve mesela şu yine bakiye 8'den olur. 7 buna, 1 bunlara. Bunu iki katına çıkaracağız. 16, 14, 1 artı 1. Bu da böyle. Tamam mı? Usulü tabi değil mi? Ne? Oğlun oğlunda oğul. Şu mu? Evet. Evet. Her usulü tabi olmaz mı orada? Anlamadım ki dediğini. Usulü tabi olmaz. Şu mu? Evet. Kurbi derece mi diyeceksin? Evet. Ama bu yok. Katil olmuş. Yok gibi. Katil olan yok. Hiç yazmaya gerek yoktu.
Yok. Şimdi bir örnek daha yapıp bu işi bitirelim. Bunda bir şey daha öğreneceğiz. Tamam, bu kadar olsun. Bunu bir zahmet siz yapın. Bunu siz yapın. Hatta biraz daha karıştırayım mı? Ama yok, böyle olsun. Böyle olsun peki. 1/8. Şunlar bakiye. 8'den şuraya 7, şuraya 1. Öyle mi? Şimdi iki tane grubumuz var. Bu 3, bu 2. Ortak payda nasıl gelir? Birden fazla grup olduğu zaman şöyle hesap yapılır. Şunu kaç katına çıkarmamız lazım? 3. Şunu? 2. Bu ikisini çarparız. 6. Ondan sonra bu 6'yı şununla çarparız. Kaç etti? 48. 48'den çözülür. Onu bir daha anlatayım. Bunu bir daha anlatayım. Birden fazla grup olduğu zaman her birinin katını alıyoruz. Katları birbirleriyle çarpıyoruz. Çıkanı mahraçla çarpıyoruz. Bu çıkan sayı nihai mahracımız olur. Bir daha söyleyelim, değil mi? Olmadı mı? Şu çubuğumuzu bir çıkaralım. Şimdi birden fazla grup olduğu zaman öyle meseleler geliyor. 4 tane grup yan yana geliyor. Acaba mahreci, son mahreci kime göre ayarlayacağız? İkisine göre ayarlıyorsun, üçün denk gelmiyor. 4 denk gelmiyor. Bu durumun her birinin katını ayrı ayrı yazıyoruz. Bunlar içerisinde biri diğerinin katı ise büyüğünü alıyoruz, küçüğünü siliyoruz. Büyüğünü alıp şurada bir 3 daha olsaydı üçün sadece birini alacaktık. 2 tane 3 değil. Ya da bir de 6 olsaydı 3'ü almayacaktık, 6'yı alacaktık. Ya da 2'den sonra bir de 4 olsaydı 4'ü alacaktık, 2'yi almayacaktık. Neticede kalanları bazen 3 tane de kalabilir, 4 tane olabilir. Çarpıyoruz, çıkan neyse şununla çarpıyoruz. İkisinin sonucu bunun nihai mahrecidir. 48'den çıkacak demektir. 18, 24, 3, 3. Şimdi 6 ile çarptığımıza göre 6 kere 7, 42. Bunu 3'e böleceğiz. 42. 28'e 14. Bunu da 6 ile çarptık. 3 artı 3. Böylece 48'de düzlenmiş oldu. Tamam değil mi? Biz şimdi ne yaptık? Karanın hallerini bitirmiş olduk. Şimdi geliyoruz. Bundan sonra sıra kız. Muris'in kızı. Sulbiye. Muris'in kızının adı Sulbiye. Kapıyı artık kapatabiliriz. İyi soğudu içerisi. Veya siz ceryanın ortasında değilsiniz. Bana uğrayıp geçiyor. Kız. 3 hali var. Şuraya yazıyorum. Kız. 3 hali var. Sulbiye. 15, tek olduğu zaman 1/2. 16, çok olduğu zaman 2/3'ü paylaşırlar. 17, oğulla birlikte olduğu zaman bakiye alır. Oğulla birlikte olduğu zaman bakiye alır. Bunu yapa durun siz. Ben şunu biraz sıkıştırayım ki tahta hepsini alsın. Tahtayı silmeyelim.
Evet, bunu yaptık. Şu 1/8. Öyle mi? Hemen bakiye demeyin bakalım. 1/6 artı bakiye. Niye doğrudan bakiye yazmadık? Babanın 1/6'lık hissesi korunabilsin diye. Sadece bakiye yazsaydık belki de diğer varisler de devrede düşündüğü zaman baba 6'da 1'e aşağı düşebilirdi. Düşmesin diye bunu bir garantiye alıyoruz. Mesela 24'ten 4 artı 12, 3. Ne kaldı? 5 kaldı. Sadeleşir mi? Sadeleşir. 8, 3, 4 ve 1. Sadeleşti değil mi? Ha. Böylece terike 24'e böleceğimize 8'e böleriz. Rakamı çok çıkaracağımıza. Örneği çoğaltalım. Yine karı yazdım. Şunu 2 yapıyorum. Ama sonra yapalım. Şimdilik bir dursun. Bir de kızı 2 tane yazalım bundan sonra. Kız. Bununla neyi demek istiyoruz? Çok kız ne demek? En az 2. Tamam. Dikili oluyor. Şuraya kız kardeş efendim baba 1. Şuraya erkek kardeş ana 1 yazdım. Hadi. Bunun hepsi size ait. Ne yaptınız? 1/8. Hemen bir şey söyleyelim. Kız ve oğlun kızları. Kız ve oğlun kızları. Bir de kız kardeş A, B ile B'ler 2/3'ten fazla mal almazlar. Bir daha söylüyorum. Kız ve oğlun kızı 2/3'ten fazla mal almaz. Kız kardeş A, B ile kız kardeş B 2/3'ten fazla mal almaz. İster kendileri arasında olsun, ister karışık olsunlar. Yani ister kız, oğlun kızı beraber olsun. 2/3'ü geçmez ikisininki. İsterse öz kız kardeş, baba bir kız kardeş ikisi beraber olsun. 2/3'ü geçmez. Ne? Tamam. Şurası? Niye? Mağayri. Öyle miydi? He. Kimdi? İsim kimdi isim? Melahat. Bakiye alır. Ve bu sakıt. Kim sakıt etti? Kız. Tamam. Mesela 24'ten. Şuna bir şey yok. Şunları kısadan bölelim. 8 artı 8. Şu 3 ne arttı? 5 de arttı buna. Sadeleşir mi? Sadeleşmez. Şimdi biraz karıştıralım. He. Kız kardeş, baba bir. Neden sakit olma derdi kardeş? Bu mu? Ana birleri kaç kişi sakit ediyordu? 6 kişi. Ana bir. Evladı ümme bak. Tamam. Hepsini beraber düşüneceğiz. Şimdi şuraya karı yazdım. Buna 2 yazdım. 2. Ondan sonra kız 3 yazdım. Kız 3 yazdım. Efendim kız kardeş B'yi de 5 yazdım. 5 adet. Uzun uzun yazacağım. Şöyle rakamla yazdım. Bak 3 tane grubumuz var şimdi. Şurası 1/8. Şurası 2/3. Şurası bakiye. Mesela 24'ten. Şuraya 5 tane mi geliyor?
Ha dur, şu 5'i denk getirmeyelim, biraz karıştıralım. Şu 7 olsun. 7. Kız kardeş ben 7 yaptık. 7. Şunlara 16. Şunlara 3. Buna ne kaldı? 5 kaldı. Şunu da şu hizaya yazayım. 3 tane grup var. Ortak paydayı bulacağız. Ne yapıyorduk? Şu kaçla çarpılacaktı? Kaç katına çıkacaktı? 2 mi? 2. Şu? 3. Şu? 7 katına. İçlerinden biri diyenin katı olan yok. Öyleyse hepsiyle çarpacağız. 2 kere 3, 6. 6 kere 7, 42. Çarpı 42. Eşittir. Kaç olur? 840, öyle miydi? Evet, 840, 2 daha, 48 daha ekliyoruz. 888 olması lazım. Doğru mu? 840, evet. Ha pardon. 4 ile çarptık. Yok, olmadı. 168 ekliyoruz. 900, 1008. 1008. 1008 değil mi? 1008'den çıkacak. Doğru mu? Biriz bir sağlasın. Biz kestirmeye gittik. Belki yanılabiliriz. Doğru. Kaçla çarptık? 42 ile. Değil mi? 42'yi 5 ile çarpın. 210 7'ye bölünecek. 30'ardan 210 buraya yazdık. Tamam. Şuraya gelelim. 42 çarpı 16 ne yapar? Efendim 400 kaç etti? 600? 72. O da 224 mi yapar? 224'ten yapar değil mi? 224'lerden kaç etti? 672. Doğru yaptınız mı? Evet. Tamam. Şuraya gelelim. 42 çarpı 3, 126. Onu da 2'ye bölün. Kaçar düştü? 63. Artı 63. Toplayın 1008 ediyor mu? 1008 ediyorsa tamam. 126. 336. 336, 936 ve 1000, 1008 mi çıktı? Doğru çıktı değil mi? Tamam. 1008 çıkıyorsa doğru yaptık demektir. Sağlaması da o. Bunu biraz daha düşünelim. 3 grubu birden bulduk bakınız. Siliyorum. Şimdi kızın ikinci halini bu şekilde anlattıktan sonra kızın üçüncü haline geçiyoruz. Bir dakika. Üçüncü haline geçmeyeceğiz. Bir dakika. Oğlun oğlu yazdım şuraya. Bir hal daha yazalım ki lazım olur bu örnek. Bu örnek lazım olabilir. Verdiğimiz örnekte kız kimdi? Yanında oğul yok değil mi? Taha yok. Oğlun oğlu kimdi? Yasin. Tamam. Şu 1 bölü 8. Şu tek başınadır. 1 bölü 2. Bak bunu hesaba yapmıyor bakınız. Belki şaşırabilirsiniz. Oğlun oğlu kızı asaba yapmaz. Kızı asaba yapmaz. Oğlun kızını yapabilir. Kızı asaba yapmaz ama. Tamam mı? Bakiye şu. Bu da güzel bir örnek oldu. 8'de birleşir. 4 buna, 1 buna, 3 de buna kalır. Düştü onun. Şimdi geçelim son örneklerimize. Kız, oğul. Kız hiç sakıt oluyor muydu? Hac Behrman'a uğruyor muydu? Yok. Onun için şurada sakıt hali yok. Şu kaç?
Bakiye. Taha. Şu kim? Fatma. Taha, Fatma. 8'den 7, 1. 3 katına çıkarıyoruz. 24, 14, 7 ve 3. Bu da böyle. Böylece kızın halini de bitirdik. 17 hal bitti 40 halden. İyi, hızlı gidiyoruz. Şimdi bir de oğlun kızlarını eklersek, ne dersiniz? Hemen hemen bir saattir ders yapıyoruz. Kızın, oğlun kızını ekleyelim mi? Öyle mi? Oğlun kızı biraz vakit alır. Yarına yutmuş olmak şartıyla olur mu? Şimdiye kadar anlatılanlar yarın yutulmuş olacak. Evet. Hiç değilse halleri yazalım, öyle bitirelim. Oğlun kızları, feraizdeki adı İbniye. Oğlun kızı, kızı 6 hali var. İbniye. 18. Tek olduğu zaman 1/2. Aynen kız gibi 3 hali. 3 hali aynen kız gibi. 19. Çok olduğu zaman 2/3. Bakınız şunun aynısı. Şu ikisi aynı. Ha. 20. Bunun 3. hali. Oğlun oğluyla bakiye alır. 3 hal aynı. 21. Tek kız olursa 1/6 alır. 1/6. 22. Çok kız olursa sakıt olur. Çok kız olursa sakıt olur. Sebebini anlatacağım. Ve nihayet 23. 4 kişi onu sakıt eder. Sakıt eder. Tamam. 4 kişi mi yazdık? Yok. Onu, hayır, hayır. Hayır. Onu duruyor, düzeltiyorum. Oğlunu hesap ettim de yok. Şunu 4 kişiyi siliyorum. Oğul onu sakıt eder. Doğul, oğul onu sakıt eder. Böylece oğlun kızlarının hallerini söylemiş olduk. Şimdi bunu izah ediyorum. Şu üçünün sebebi belli. İzah etmeye gerek yok. Şunun örneğini hatırlıyor musunuz? Kim? Yasin ile Ayşe. Ya da Süleyman'la Hatice gibi. Şu. Şuraya geliyorum. Az önce dedim ki kız ile oğlun kızı 2/3'ü geçmez. Demiştim değil mi? Tek kız kaç aldı? 1/2'yi 2/3'ten 1/2'yi çıkardığımız zaman ne kalır? 1/6 kalır. Bir çıkarın bir zahmet. 2/3 - 1/2. 2/3 - 1/2 eşittir. 1/6. Değil mi? İşte bu 1/6'yı içine alıyormuş. Tek kızın hissesini 2/3'e tamamlamak için. 1/6 2/2'yi 2/3'e tamamlamak için alıyor. Buna tekmileten lisulüseyn deniliyor. 2/3'ü tamamlasın diye. Tekmileten lisulüseyn. Çok kız olunca kaç alıyorlardı çok kız? 2/3. 2/3'den mal kaldı mı? Yok. Öyleyse sakat. Buna da adamul irs denilir. Yani mal kalmadı. Buna hacb-i hirman diyoruz. Hacı Bırman örneğidir. Adamul irs. Şuna geldik mi, oğul aşağıya mal salmadığı için sakıt olur. Tamam mı? Oğlun kızlarının şimdilik izahı bu. Örnekler yarın.